Dünyamızın içinde bulunduğu durum ortada. Bu şartlarda tabii hepimizle ayrı ayrı telefonda konuşabilirdik. İnteraktif bir toplantı yapabilmek. Salgının da hayat tarzımıza, tüm dünyadaki insanların hayat tarzında ciddi değişikliğe sebebiyet vereceği konuşuluyor. Bu Başkan Yılmaz, basın mensuplarına gündemin en önemli konularından olan koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlk olarak belediye birim müdürleri, ardından muhtarlar ve şimdi de basın mensuplarıyla online toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Dünyanın içinde bulunduğu durum ortada. Artık bilgiye ulaşmak daha kolay. Basın mensuplarımızla sosyal mesafeyi koruyarak görüşme yapabilirdik ya da sosyal medyadan canlı yayınla görüşebilirdik. Ama biz basın mensuplarımızın aynı anda habere ulaşabildiği, tek taraflı değil interaktif bir toplantı yapmak istedik." dedim. Neden online basın toplantısı yapıyoruz? Onu açıklayayım. Ülkemizin, hatta dünyamızın içinde bulunduğu durum ortada. Bu şartlarda tabii hepimizle ayrı ayrı telefonda konuşabilirdik. İnteraktif bir toplantı yapabilmek. Salgının da hayat tarzımıza, tüm dünyadaki insanların hayat tarzında ciddi değişikliğe sebebiyet vereceği konuşuluyor. Bu konuda sizlerin de değerlendirmeleri, yazıları var biliyorum. Halkımız nerede bir araya geliyor? En çok temas nerede oluyor? En çok hep iki başlığımız var. Birincisi yüksek risk grupları, ikincisi de yüksek risk olan bu virüsün yayılması noktasında yerler. Vatandaşımıza arama, hayatını sorma imkanı sağlıyoruz. Olumlu cevaplar da aldık. Hem büyüklerimiz tarafından hem vatandaşımız tarafından. Gerçekten büyüklerimiz sosyal olarak bizim başımızın tacı. Büyüklerimize biz kıymet veririz, değer veririz. Ama bu dönemde en çok riski onlar taşıdıklarından, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak, sevgimizi, saygımızı göstermek bizim görevimiz. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yılmaz, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren tedbiri elden bırakmadıklarını ve toplu kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettiklerini kaydederek, "Salgına karşı önlemlerimiz artarak devam ediyor. Yeni stratejiler geliştiriyoruz. İlçemizdeki tüm banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Tüm ortak kullanım alanlarına ve ilçemizdeki asansörlerin tamamına bu dezenfektanlardan yerleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Önlemlerini en erkenden almış ve çalışmalarına hızıyla devam ediyor. Tekrardan çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Tabii Mersin'in gerek deniz turizmi gerekse yaylatılma açısından büyük öneme sahip ne gibi uygulamalar alınabilir efendim? Orman Bakanlığımız mesele yerlerinin kapatıldığını, mangal yakmanın yasaklandığını duyuran bir açıklama yaptı. Son derece yerinde bir açıklama bu. Prestij projem diyebildiğiniz bir projeniz oldu mu? Bir yıllık süre içerisinde Toroslar Belediye'mizde ciddi yol aldığımızı, ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Aslanköy'de yaptığımız kar festivali o hat üzerindeki 8-10 köyümüzü etkiledi. Ekonomik olarak da etkiledi. Yeni bir soluk, yeni bir ufuk açmış olduk. Bunu kalıcı hale getirmek niyetindeyiz. Orada bir tesis yapmak niyetindeyiz. Biz emek başkanı olarak da